Bugün sizlerle beraber akşam bunu yumurtalı mı yapsam, sade mi yapsam bilmiyorum. Belki soğanlı yaparım. Lezzetini denemek istiyorum arkadaşlar. Bugün annem gelip oraya geldim. Şöyle bunlar tazeliği geçmeden dedim. Bir pişireyim, toplayayım sizlerle beraber akşam kavuralım, yiyelim dedim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu şekilde. Bakın tazecik daha. Çok da güzel. Şunlar sütlot. Şöyle. Şunları değil. Ama bu otlar da taze ama onlardan toplamayacağım. Sadece bugün şöyle sizlerle beraber ak sirken. Yani bakın bu yağlı sirken diyorlar. Ak sirken diyorlar. Yalancı pazı mı diyorlar. Öyle bir şey yine vardı ismi. Dediğim gibi biz bunu hiç pişirmedik, hiç yemedik. Bugün sizlerle, sizlerin tavsiyesiyle bugün pişireceğim. Bir deneyeceğim. Şöyle bakınca da her yer ısırgan olmuş yine arkadaşlar. Onlar da inşallah bir gün börek yaparız. Bakın şunlar da sirken. Bu kızıl bacak deriz biz buna. Kara sirken denir. Bunları da sonra bir defa da bunu deneyeceğim. Bu da yeniyormuş. Dediğim gibi biz hiç yemedik. Bugün sadece yağlı sirken yemeği yapacağım. Bakın bunu. Zeytinin dibinde olduğu için zeytin yaprakları da içerisine girmiş. Şöyle onları atıveriyorum. Şöyle böcek de var bir tanesinde. Güzelce evde yıkayacağım arkadaşlar. Bir taraftan çapa yapıyoruz. Bir taraftan da akşam ne pişirsek onu düşünüyoruz. Bugün de menüde bu var. Şöyle bakın. Taze yerlerini de alayım yine. Şu
Şimdi şöyle otlarımı yıkayacağım arkadaşlar. Bol suyun içine bolca yıkayalım. Şöyle tek tek baktım. Şöyle bir de yıkayayım güzelce. Şimdi arkadaşlar şöyle aksır kenlerimi yıkadım. Sizlerle beraber şöyle güzelce yıkadım. Tek tek yapraklarına baktım, içine baktım. Bunu doğrayacağım. Buraya da su koydum. Suyla haşlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunu hiç pişirmedim. Sadece birkaç tane video izledim. Onda da haşlamışlar. Aynı benim ısırgana yaptığım gibi. Ispanağı yaptığım gibi. Bazen gerçi ısırganı ben öyle de kavuruyorum da. Hani haşlamadan da kavuruyorum da. Şimdi sesim de çok kısılıyor. Bir türlü düzelmedi artık sesimle. Şimdi bunu doğrayacağım. Haşlayacağım. Ondan sonra soğanla kavuracağım. Sonra da yumurta kırmayı düşünüyorum ama bakalım. Yumurta kırayım mı kırmayayım mı diye düşünüyorum bakalım. Büyük bir ihtimal kırarım. Şöyle şu sert yerlerini doğramayacağım. Sadece yapraklı şöyle taze yerlerini doğrayacağım. Şuradan doğramayacağım. Çünkü bayağıca toplamışım. Şimdi bunu babam yemez. Annem de biz yeriz büyük bir ihtimal. Biz tadına bir bakalım. Sizler nasıl pişiriyorsunuz? Bana da yorum atarsanız arkadaşlar. Siz nasıl yapıyorsanız bir de öyle denerim. Önce bir bunu bir pişireyim. Lezzetine bir bakayım. Nasıl oluyor? Çünkü hiç pişirmedim. Dedim ya hiç pişirmedim. Şöyle. Çok da küçük küçük doğramıyorlar. Şöyle irili irili doğruyorlar gördüm. Şöyle görüntüsü de çok güzel. Annem oraya da süt koydu. Akşam üzeri birisi ineğin sütünü aldı. Az bir şey kaldı. Onu da dedim bugün annemi de götüreyim. Yoğurdu yoksa yoğurt yapsın. Yoğurdu varsa sütlaç falan yapar diye. O da orada pişiyor. Şöyle sert yerlerini alayım. Bir daha dur, bu sirkenden gelmiş bu. Şurada içinde. Hangisi o? Şu. Kara sirken. Kızıl bacak. Sirken çeşidi birkaç çeşit vardır.
Şimdi şöyle haşlansın diye kaynayan suya koydum. Birazcık haşlansın. Azıcık dörtcek. Şöyle bol suda. Şimdi soğanımı doğrayayım o haşlanırken arkadaşlar. Şöyle bir tane büyüyecek soğanım var. Birazcık daha haşlansın. Birazcık şu şekilde yumuşasın. Ben soğanımı doğrayana kadar yumuşayacak. Şu şekilde küçük küçük. Sonuçta yağ olmayacak. Çok da minik minik olmada gerek yok bence. Şöyle altını kapatayım. Şöyle birazcık soğuduğunda sıkça sütüm de aşmak üzereydi, kıstım altını. Şimdi yağımı koydum tavama. Şöyle soğanları da koyalım. Şimdi soğanım kavruldu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi de sirkemi koyayım. Arada şöyle katıklar da gitmiş. Sertliler de gitmiş. Olsun varsın. Her yeri şifalı bana. Tuzunu atmadım. Bakın tuzunu unuttum. Şöyle biraz
tuzunu attım. Kırmızı biberimi de koydum buraya. Azıcık kırmızı biber koyacağım. Çok az rengini döndürsün diye. Şöyle. Biraz lezzet versin diye. Şimdi de yumurtalarımı kıracağım. Bugün sizlerle beraber şöyle nasıl olmuş tadına da bakacağım. Hadi bakalım inşallah. Şöyle çok az dağıtacağım. Şöyle. Şöyle az çok görsün. Hadi bakalım nasıl olacak. Bu şekilde birazcık daha pişsin. Şöyle pişti arkadaşlar. Şöyle altını kapatayım. Şöyle karabiberimi de atayım. Şimdi arkadaşlar şöyle sirken yemeği pişti benim. Şöyle oldu. Görünümü çok güzel oldu. Mutlaka lezzeti de öyledir. Şuradan çok az da olsa tadına bakacağım. Sizlere de söyleyeceğim. Gerçekten güzel olmuş. Gerçekten yani. Aynı ıspanak gibi. Ispanaktan biraz daha tatlı mı bilmem. Böyle hafif tatlımsılık var böyle. Gerçekten güzel. Benim gibi hiç pişirmeyene tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle sizlerle beraber şöyle aksirkenin yemeğini, yumurtalısını yaptım. Sizler nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben bir videoda izlediğim kadar, bir iki video izledim. Onlar da izlediğim kadar. Biraz da kendimden bildiğim şeyleri kattım. Normal ıspanağı yaptığım gibi veya ısırganı yaptığım gibi yaptım. Gerçekten güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. İşte bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah izleyip beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşça kalın.